Şimdi sabah kahvaltımızı yaptık. Dondurmalarımızı da aldık. Denize doğru yürüyoruz. Denize biraz yürüme mesafesi var çünkü. Yani çok uzak değil ama biraz yürüyeceğiz. Bak baba orada bekliyor, el sallıyor. Ayşe Talya. Hüseyin Emir'cim baba karşıda. Hadi hızlı hareket et anneciğim. Ayşe Talya dondurmasını yiyor. Denize gidiyoruz değil mi kızım? Çok sıcak. Memleketim diye demiyorum, Antalya çok sıcak. Sonra da havuzda yüzecek değil mi? Hüseyin Emir. Evet, sonra da havuzda yüzecek. Ama ne yüzecek? Benim tek başıma kaydıraktan kaydığım çekecek değil mi anne? Tabii. Ayşe Talya'nın sonra tek başına kaydıraktan kaydığını çekeceğiz. Ama sen görersiniz diye. Evet, görersiniz. Ben çekince bunu görersiniz. Ben. Efendim? Annem çekince sarısından kaydım çünkü siz beni görersiniz. Evet, sarı kaydıraktan çekeceğim. O zaman görersiniz. Hüseyin Emir de burada. Hüseyin Emir'cim dondurma yiyor Hüseyin Emir de. Ve giden böyle güzel bir yol. Annem hadi. Evet, güzel değil mi? Baksana ne güzel. Çiçekler var, ağaçlar var. Çiçekleri suluyorlar şu anda. Tamam, çöp atarız. İleride çöp var. Tamam, orada alırız su anneciğim, gel. Susadın mı? Antalya'ya denize girecekseniz, bir Antalya olarak bunu söylüyorum, Ağustos ayında bence gelmeyin. Yani ben alışığım ama alışık olmayanlar, Ağustos ayının sıcağı Antalya'da gerçekten çekilmiyor. Denizin suyu da sıcak oluyor zaten. O yüzden serinletici bir çok özelliği kalmıyor. Yani Haziran, Temmuz, hatta Eylül aylarında gelebilirsiniz. Biz Ağustos'un sonuna denk geldik. Plajda şöyle localar var. Eğer biz geç kaldık biraz. Dün daha erken gelmiştik. Eğer yer bulabilirsek localardan. Şurada da şöyle içecek, çay, kahve, gazoz, meyve suyu var. Bu şekilde. Hadi bakalım. Tatilciler haydi. Tamam, alacağız su anneciğim şuradan. Gel. Onu çöpe at anneciğim. Ha bak, orada çöp var. Oradan iste abiden su versin sana, hadi. Hüseyin Emir, bir tane de Ayşe Talya'ya ister misin? Abisi bir tane de ona ver. Hüseyin Emir niye bir tane istiyor? Bak. Burası da şöyle plaj. Hadi bakalım.
Çamur sıkacak. Yoruldunuz mu? Ayşe Taye ve Hüseyin. Ayşe Taye denize girmedi. Havuza girmek istiyormuş Kaydıra. Hüseyin Emir'i yüzdü, yoruldular biraz. Sen ne içiyorsun anneciğim? Kahve. Sıcak çikolata. Sıcakta sıcak çikolata içiyor. Kahve mi içiyorsun? Şimdi nereye gideceğiz? Hayır, şimdi buradan çıkınca, denizden çıkınca nereye gideceğiz? Sonra? Nerede yüzeceksin? Havuzda. Tek başımıza kaydıraktan. Tek başlarına kaydıraktan kayacaklar bunlar. Şimdi soğuk içecekleri getiriyor. İçeceklerimizi içip döneceğiz. Öğlen oldu. Öğle yemeğini kaçırdık. Kaçırmadık aslında ama yemek de istemiyoruz. Bu ne? Gazoz mu? Evet. Denizden geldik. Ayşe Talya ve Hüseyin Emir havuza giriyorlar. Ben havuza girmeyi sevmiyorum. Şimdi şu karşıdaki kaydırağın açılmasını bekliyorlar. Beni mi edeceksin? Tamam, hadi gel. Gerçek olduğunu söyle. Tamam. Ben seni alayım mı? Benimkiler çocuk havuzun değil, büyük havuzun geliyor. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Hatta. Ve dondurma zamanı. Ayşe Tay. Nasılsın? Hüseyin Emir de kaydırakta. Hüseyin Emir açılışı yaptı. Sonra da kapanışı yapacak. Sonra Ayşe Talya da gidecek. Dondurmasını bitirince. Hüseyin Emir geliyor.
Sarıdan kaysanız da 300 birden. Hüseyin Emir'cim, biz şimdi Hüseyin Emir'le akşam yemeğe gidiyoruz. Gel gel. Gel hadi. Ayşe Talih'e uyuyakaldığı için odada. Biz Hüseyin Emir'le... Hayır, yasak. Kız partisi. Bayanlar tarafına bakacak. Orada. Havuz şu anda boş, temizleniyor. Hadi anneciğim gel. Ne güzel güller var. Ayşe Talya ve Hüseyin Emir havuzda çok yoruldukları için. Hüseyin Emir odada uyuyakaldı. Onlar şimdi babasıyla beraber odadalar. Uyanınca gelecekler. Biz de Hüseyin Emir'le. Burası bayanlara ait yer. Hadi anneciğim. Kapanıyor orası akşam 7'de bak. Yazmış oraya. Hadi gel. Şimdi biz yemek yiyelim seninle beraber. Öyle çok yanmış Hüseyin Emir'le Ayşe Talya. Tabii sabahtan giriyorlar. Akşama kadar havuzdalar, denizdeler. Çok yanmışlar. Şimdi krem sürdük. Biraz rahatladın mı? Hı? Şimdi biz de yemek yemeye gidiyoruz. Akşam yemeği oğluşumla beraber. Ay, takım olmuşuz Hüseyin Emir. Bak, kırmızı kırmızı ikimiz de. Tesadüf kırmızı giymişiz. Şimdi fark ettim kamerada. Annem. Hadi gidelim. Biz Hüseyin Emir'le yemeklerimizi aldık. Bakalım biz ne almışız. Hüseyin Emir nugget ve patates kızartması. Elma suyu. Karar veremedi. Spagetti mi yese, nugget mi yese, ikisinden de azıcık aldık. Bu da benim tabağım. Şöyle bir ekşili köfte, pilav, patates kızartması, enginar, salata ve börek. Ne alaka? Böyle karışık bir menü oldu. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Afiyet olsun anneciğim. Onlar içeride, Ayşe Talya uyuduğu için. Hadi biz yemeğimizi yiyelim. Afiyet olsun bize. Ayşe Talya da uyandı. Geldi babasıyla yemeğimizi yemeye. Çok mu uykum vardı anne? Televizyona bakarken. Televizyona bakarken uyuyakalmışsın değil mi? Bakayım, bronzlaşmış mısın? Elini bir çekebilir misin? Bir yüzünü görelim. Saçını. Bana bak. Hala uykusu var. Babası şimdi Ayşe Talya'ya da yemek almaya gitti. Afiyet olsun kızım. Sen ne yiyorsun anneciğim? Ayşe Talya'yı uykusundan uyandırdık ya. Uyumak istiyorum ben. Uyumak istiyorsun. Çok yoruldun değil mi? Çok üzdün çünkü. Ayşe Talya da mısırlı pilav yiyor. Müzey'nin peşinden koştum. Kimin peşinden koştun? Hüseyin Emir'in peşinden koşmaktan yorulmuş havuzda. Koşmayacağım. Hep istediğim olmadı. Tamam, yemeğini ye, çıkalım uyuyoruz, tamam mı? Bu kadar mı? Bir sürü bineğim vardı. Var mı gelen? Tamam mıyız? Başlatacağım. Hazır mıyız? Gelen de var. Şöyle miniklerin bir adım öne aldım. Hazır mıyız? Bu sefer anne babalarımızla beraber. Babamız yok galiba falan değil miyiz? Babamız da varmış. Hazır mıyız? Evet.
annelerimizden de babalarımızdan da duyacağım. Hazır mıyız? Evet. Maestro. Evet, biz günün sonuna geldik. Şu an arabanın içerisindeyim. O yüzden biraz karanlık çekiyor olabilir. Biraz şöyle ışıkta durayım. En son illüzyonist gösterisi ve çocuklara eğlence izledik. Şimdi biraz Kumluca'yı turlamak için dışarıya çıktık ama Kumluca merkezde gezilecek bir yer yok. Yani bir Alanya gibi, bir Marmaris gibi, bir liman, hani bir barlar sokağı, o tarz yerler yok. Yani dönüp aynı yere geldik. Otelle ilgili kısaca yorum yapmak gerekirse, bizim bugün üçüncü gecemiz. Anne. Efendim anneciğim. Otelde şarkıyı duyuyorum. Tamam. Bizim bugün üçüncü gecemiz olacak. Biz altı gece için geldik. Genel anlamda memnunuz. Muhafazakar bir otel. Nerede kızım? Ayşe Talip konuşmama izin verirse konuşacağım. Orada İpregaz diyor. Benzinci de durduk. Muhafazakar otel, yani alkol yok. Alkollü içecekler yok. Bir dakika. Alkol yok. Alkollü içecekler yok. Ve bayanlar için özel kapalı havuz var. Yani kaydıraklı. Bayanlar için ve çocukların birlikte vakit geçirebileceği yerler var. Genel anlamda memnunuz. Bizim için eksi mi, negatif mi diyelim, tek yönü denizin uzak olması. Yani çok uzak değil, yürüme mesafesinde ama hani bir denize sıfır bir otel değil. Yani hani böyle otelin içinden denize girmiyorsunuz. Arada bir yol var. O yolu atlamamız gerekiyor. Zaten yeni el değiştirmiş bir otel. Daha yeni kendini yeniliyor. Ama temiz, güzel, yemekleri güzel. Hani güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Çalışanları yardımsever, hani güler yüzlü. Bir sıkıntı, bir problem yaşamadık açıkçası. Dediğim gibi bugün üçüncü gecemiz olacak. Bu zamana kadar memnunuz.
Güzel yani, eğer Antalya tarafında ama çok sıcak. Ben Antalyalıyım biliyorsunuz. Ağustos ayında Antalya'nın neresi olursa olsun yani Alanya, Manavgat, Kumluca, Kaş. Ağustos ayı gerçekten çok sıcak oluyor. Bir nem de oluyor ayrıca. Bir Marmaris gibi, bir Bodrum gibi hani biraz daha serin bir yer değil. Suyu sıcak oluyor biliyorsunuz. Ağustos'ta hani imkanlarınız el veriyorsa bence Ağustos ayında tercih etmeyin. Haziran olur, Temmuz olur, Eylül olur ama Ağustos çok biraz sıcak. Günümüz hemen hemen bu şekilde geçiyor. Yarın inşallah şeye gideceğiz. Tekne turuna gideceğiz. Sulu ada. Gitmeyeceğiz mi? Kısmetse öyle bir planımız var. Yine oradan da sizlere tekne turuyla gezdiğimiz Sulu Ada boyları çekmeye çalışırım. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay demez. Çok ayıp ama. Görüşürüz.